Yoğurdun faydaları. Yoğurdu bulan Türklerdir tarihte. Alman dedi ki yıllar önce Türkler ne bulmuştur ki dedi tarihte. Buluşları nedir? Dedim Türk tarihini ben sana bir anlatırsam şaşarsın. Ama dedim sadece bir yoğurt bahsedelim. Doğal antibiyotiktir. Bağırsaktaki Lactobacillus ve Bifidobakterinin aynısı bu yoğurtta var. Ha şu yoğurtta pardon şu öbüründe değil. Bunda faydalı bakteri yok. Bunda mikrop var. Burada ne var? Faydalı bakteri var. Lactobacillus bakterisi. Lactobacillus bakterisi ne işe yarıyor? Yağları yağ asidine dönüşüyor. Evet. Karbonhidratları büyük moleküllü karbonhidratlardan küçük moleküllü karbonhidratlara dönüştürüyor. Polisaharitleri. Evet. Proteinleri amino asitlere dönüştürüyor. B12 vitamini üretiyor. B12 vitamini üretiyor. B6 vitamini üretiyor. Lactobacillus bakterisi. B9 vitamini üretiyor. K vitamini üretiyor. Niçin üretiyor? Kendisi için. Ama kendisi bunun binde birini tüketiyor. Gerisini bağırsaklar absorbe ediyor. Evet. Dünyada yoğurt tek gıdadır. Direkt bağırsaklardan hiçbir şeye gerek kalmadan absorbe edilebilen, emilen. Absorbe edilen. Bütün diğer gıdalar midenin salgılamış olduğu intrinsik kofaktörüne ihtiyacı var. Evet. Yani anahtara ihtiyacı var. Bağırsaklardan bu virüs denen kanallardan geçmesi için. Ama yoğurdun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yediğin zaman direkt emilir, direkt kana karışır. Çok. Tek bir gıda budur yoğurt. Direkt kana karışan. Başka her şey midenin salgıladığı enzimlere ihtiyacı var. Kofaktöre ihtiyacı var. İntrinsik faktör yani bağırsaktaki faydalı bakteri, Lactobacillus faydalı bakteri arttıkça kaptama rahatsızları olmaz. Evet. Asidoz olmaz. Homocystein olmaz. Yani zehirlenme olmaz. Evet. Zaten basit zehirlenmelerde yoğurt tüketilir. Neden? Zararlı bakteri ve mantarları bağırsaktaki yok eder. Bununla da ilgili birçok araştırma yapılmış. Bağırsaktaki mantarları yok eder. Tüberküloze karşı kullanılır. Karbonhidratları, proteinleri, yağları, yağ asitlerini dönüştürür. Efendim, kemikleri güçlendirir. Mesela bununla ilgili 15 yıl süren bir çalışma var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2100 kişi üzerinde yüksek tansiyonu önlediği tespit edilmiştir. Kemikleri güçlendirir. Kalsiyum ihtiyacını karşılar. Kemikleri güçlendirir. Bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları yok eder. Kolon kanseri üzerine araştırma yapılmış. 45.241 kişi üzerinde düzenli olarak yoğurt yiyenlerde kolon kanseri vakası yemeyenlere göre çok çok az. Yani Sayın Hoca kadar devam ediyor. Faydası var. Şurada. Ayrıca zayıflamak isteyenler, diyet yapanlar, birçok insan birçok çeşit çeşit deney yapıyor zayıflamak için. Aynı zamanda yoğurt da yerse daha hızlıca zayıflıyor. Zayıflamaya da etkili. Zayıflamada da etkili. Artı mesela et tükettiniz, et ağır bir besin. Yanında yoğurt yerseniz yağın yakılımını hızlandırıyor. Sindirimini kolaylaştırıyor. Evet. Yoğurtla birlikte et yediğinizden. Yani sayılmayacak kadar yoğurdun faydası var. Fakat biz ne yapıyoruz? 50 yıldır otomatik fabrikada üretilen yoğurt yiyoruz. Ama o plastik yoğurttur. Bu plastik yoğurt. Doğal değil, sağlıklı değil. Bunu yoğurt üreten firmaların düşünmesi, ona uygun bir formül geliştirmesi gerekir. 3 ay, 4 ay insanlar unutuyor buzdolabında. Hala bozulmamış.